Öncelikle selamlar Pınar Hanım. Kanalınızın sıkı bir takipçisiyim. 38 yaşındayım. İki evladım var. Ben size kayınvalidemi anlatacağım. Evlendiğim günden beri bana o kadar çok çektirdi ki. Ben evlendiğimde kayınvalidemin yan binasına taşınmıştık. Çok yakın olduğundan sürekli gelip giderdi. Ben de başlarda rahatsız olmuyordum. Tek başına yaşıyordu çünkü. Eşi yıllar önce vefat etmişti. Ne yapsın kadıncağız tek başına? Oğlunun evi dururken başkasının evine mi gitsin diyordum. Ama hiç de öyle masum değilmiş. Nişanlılığımız boyunca beni seviyor rolü oynamış. Sen benim kızımsın artık derdi. Başka bir şey demezdi. Sorunlar ilk önce eşimi doldurmasıyla başladı. Örnek veriyorum kendime bir kazak aldım diyelim. Bize geldiğinde görürdü kaza ve yeni olan bir şeyi hemen fark ederdi. Nereden aldığımı ve kaça aldığımı sorardı. Ben zaten fuzuli yere para harcayan birisi değilim. Tutumlu bir insanımdır. Alıyorsam mutlaka gereklidir ve çok pahalıysa da almam. Benimle konuşurken ne kadar yakışmış kazağın güle güle giyder. Az sonra eşim işten gelir, ben mutfakta sofrayı hazırlarken eşimi doldurmaya başlar. Kendisine çok pahalı bir kazak almış. Niye bu kadar pahalı bir kazak aldın diye sordum, sana ne dedi bana. Karın senin paralarını har vurup harman savuruyor oğlum dermiş. Sen bu paraları kolay mı kazanıyorsun? Neler çekiyorsun o parayı kazanmak için? Karınla konuş mutlaka diye körüklermiş iyice. Bu olayı en az yüzlerce kez olmuştur. Olay ilk olduğunda benim bir şeyden haberim yok tabi. Mutfakta sofra hazırlıyorum. Eşim geldi surat beş karış. Ne oldu dedim iş yerinde bir şey mi yaşadın? Yok bir şey dedi konuşmadı. Neyse kayınvalidem de yemeğini yiyip çayını içtikten sonra evine gitti. Ondan sonra konuşmaya başladı. Sen niye kendine kaza kaldın dedi. Sana söylemiştim ya habersiz almadım. Kazam yok dedim sen verdin parayı. Pahalı da değil ki pazardan aldım dedim. Pazardan da olsa harcamalarına dikkat et bundan sonra. Pazarda bedava satmıyorlar. Ayrıca annemle de bir daha düzgün konuş dedi. Ne yaptım ki ben annene? Farkında olmadan bir şey mi söyledim dedim. Kayınvalidemin dediklerini söyledi. Beynimde şimşekler çaktı. Resmen iftira atmış kadın. Ben ona sana ne dememiştim ki? Ben de eşime olayın doğrusunu anlattım. Olayı benden dinledikten sonra eşim biraz üzüldü. Kusura bakma annem biraz böyledir işte böyle huyları vardır dedi. Adam madem bilirsin annenin huyunu ne diye onun lafıyla benim üstüme gelirsin. Allah'tan o gün tartışma falan olmadı. İkimiz de birbirimizi anladık. Ben de annesinin gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başladım. Ertesi gün ne hikmetse gelmedi bize. Her zaman gelir. Belki de konuştuğumuzu tahmin etmiştir. O gün gelmedi ama diğer gün bizdeydi. Sabah saat yedi gibi gelirdi. İş edinmişti bize gelmeyi. Bir giriş çıkış saati vardı. Ben de kahvaltısı, çayı, kahvesi uğraşır dururdum. O gün ben de tavırlı davrandım anlasın diye. Suçunu da bildiği için hemen anladı. Sen bana mı küstün yoksa dedi. Yo niye küs olacağım sadece biraz kırıldım. Bir daha eşimi böyle yalan yanlış konularla doldurma. Sen ne dediğini çok iyi biliyorsun dedim. Aman kızım ben öyle demek istemedim. Ben sizin aranızı açmak ister miyim hiç? Ağzımdan çıktı bir kere. Yaşlılık işte. Sen orada bir bana sert baktın sanki ben onu yanlış anlamışım dedi. Ben asla sert bakmamıştım. Ama neyse dedim. Konuyu fazla uzatmayalım. Bu işin ardı arkası kesilmedi. Ben eve yeni olarak ne alsam kocama gidip şikayet ediyordu. Sen biliyor muydun eve şunu almış? Biliyor muydun eve bunu almış? Hem de şu kadar para vermiş. Kocam da gelip bana patlıyor tabii. Kayınvalideme kızmama rağmen, onu uyarmama rağmen her gün yüzsüz gibi gelmeye devam etti. Ben mutfakta yemek hazırlıyorum. O da sanki kendi eviymiş gibi istediği odada vakit geçiriyor. Hatta bazen şekerleme yapmak için bizim yatağımızda yatardı. Neyse bir gün pazara gitmiştim. Tabii kayınvalidemin alışverişini de yapıyorum. Kollarım yük dolu. Pazar arabamız bile yok. O kadar yolu teptim getirdim. Kayınvalidemin zilini çaldım. Poşetleri yukarı çıkarıp bıraktım. İnsan bir teşekkür eder, içeri gir bir çay ikram edeyim der. Sen her gün bizdesin. Bir kere de sen bir bardak çay ikram et. Ama yok öyle yapar mı hiç? Bir de demesin mi bana? Ben banyo yapayım da öyle geleyim size. Sen de o zamana kadar yemeği hazırlarsın diye. Neyse buna da sustum. Madem banyo yapacaksın ben yardım edeyim sana. Ben seni yıkayayım dedim. Olur deyince girdim içeri. Ben suyu açtım o da banyoda üzerini çıkarıyor. Affedersiniz bir baktım benim iç çamaşırımı giymiş. Kendisi de biraz balık etti. Ben de zayıfım. Yani iç çamaşırı yırtıldı yırtılacak. Anne dedim bu benim iç çamaşırım. Yok olur mu öyle şey? Ben bunu yeni aldım dedi. Hayır dedim bu benim iç çamaşırım. Baksana bedeni bile sana olmamış. İnkar etti. Bu benim iç çamaşırım dedi. Ben eve gelince kontrol ettim, o iç çamaşırım yoktu. Yani bu kez de başladı mı hırsızlık olayları? Evden eksilen tabaklar, yastıklar, süs eşyaları, bazen de paralar. İnsan kendi evladının evinden para çalar mı? Biz kirada oturuyorduk. Bizim kira için ayırdığımız parayı çalmıştı. Onun için biz eşimle bir ay konuşmadık. Çünkü o beni suçladı, ben de onu. Sonra ben kayınvalidemden şüphe ettim. Bize geldiğinde ağzını aradım. Bu kadar kötü olduğuna bakmayın. O kadar cahil bir kadın ki. Anne dedim bizim kira kaybolmuştu ya. Ben polis aramaya karar verdim. Polis buraya gelsin, baksın. Nasıl olsa çalan kimse bulurlar. Ya dedi hemen bulurlar mı? Bulurlar tabi dedim. Eve girip çıkan kim varsa hepsini ifadeye alıyorlar. Hepsinden parmak izi alınca da ortaya çıkıyor dedim. Kayınvalidem bir tutuşta anlatamam. Ben bir eve gideyim işlerim vardı. Sonra yine gelirim dedi. Ben anladım tabii eve gitti parayı getirecek. Getirince de aldığı yere aynen koymuş. Eşime gösterdim bak para bulundu dedim. Nereden çıktı dedi. Annen almış dedim. Ha bu arada paraya ihtiyacı olduğu için almıyor. Kayınvalidemin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Eşinden kalan maaşı vardı zaten. Evde kalmıştı eşinden, kira da vermiyordu. Mutfak masraflarını falan da biz karşılıyorduk çoğunlukla. Yani yaşlı bir kadının başka ne masrafı olacak? Kalan emekli maaşını yiyordu işte. Ben bunun maskesini düşürdükçe, eşime anlattıkça sinirlenmeye başladı bana. O bir hamle yapardı ben hemen maskesini düşürürdüm. Eşimin gözünde de değerinin düştüğünü bildiğinden bana düşman olurdu. E böyle biri büyü yaptırmaz mı?'' Tabii ki yaptırır. Büyü olayları da şöyle başladı. Kayınvalidem elinde avuç avuç tuzla geliyor bize. Tuzu da daha ben kapıyı açmadan ayakkabının içine dökmeye başlıyor. Ben kapıyı kaç kez o şekilde açtım. Yakaladım yani. Ne yapıyorsun anne diyorum. Hiç bunu tansiyonum düşüyor diye getirdim diyor. E bizde tuz yok mu sanki? Ayrıca tansiyonun düşerse söylersin bir tuzlu ayran yaparım. Yok diyor böyle daha iyi oluyor. Ben tansiyonum düştükçe avcumdaki tuzu yalıyorum. Kız ne tuz yalaması sen inek misin? Ayakkabımın içindeki tuzları gösteriyorum. Benim ayakkabıma niye döktün o zaman diyorum. Dökmedim, avcumdan dökülmüş diyor. Bir değil, iki değil, çok defa yakaladım böyle. Artık konuştum eşimle. Tamam anlıyorum annen ama böyle böyle yapıyor, gelmesin artık dedim. Koptu bir kıyamet. Annem öyle şey yapmaz. Annem tansiyon hastası, sen bilmiyor musun? İyi de gözümle gördüm, ayakkabıma döktü. Bunlarla da bitmedi. Evin sağından solundan ne zaman temizlik yapsam muska çıkıyor. Kadın kocasından kalan emekli maaşını büyücülere yediriyor. Bir gün kendi eliyle muskayı koyarken yakaladım. Ne yapıyorsun sen orada dedim. Eli ayağına dolaştı. Neydi o elindeki göster çabuk dedim. Baktım muska. Ben aranız düzelsin diye yaptım. Sizin aranızın iyi olmasını istiyorum. Vallahi kötü bir niyetim yoktu dedi. Yalan yere yemin etmeleri de çok meşhurdur kayınvalidemin. Yeminlerine ölmüş anne babasını bile katar. Neyse eşim de bu musk olaylarına şahit olduğundan artık o bile korkmaya başlamıştı annesinden. Çünkü muskalar etki mi ediyordu artık psikolojik miydi bilmiyorum eşim her gece kabus görürdü. Biz buradan taşınalım dedi bana. Ne kadar sevindim. Çok iyi düşünmüşsün. Vallahi çok uzak bir yere gidelim. Öyle bir uzağa gidelim ki bir daha gelemesin bize. Sen yine arada yoklarsın anneni. Ama ben artık yüzünü görmek istemiyorum dedim. Bu kez de bizim taşınacağımızı duyunca çıldırdı öyle bir duygu sömürüsü yapıyor ki. Benim zaten kimsem yok, kocam ölmüş, şimdi de oğlum terk ediyor. Ne kadar kadersizmişim, el avuca düşsem kesin beni huzur evine verirsiniz. Demediğini bırakmadı bize. Bir de gözümün içine baka baka ben seni kimin doldurduğunu iyi biliyorum diyor oğluna. Neyse ben hiç takmadım bu lafları. Artık taşınıp gideceğiz ya, kurtuluyoruz bundan diyorum. Son kez havlasın dursun. Gerçekten biz çok uzak bir yerden ev bulduk. Kayınvalidem de son kozlarını oynamaya başladı. ''Ev bulduğumuzu söyledikten sonra bir daha gelmedi bize.'' ''Bu hiç hayır alamet değil.'' dedim. ''Kesin bir şeyler karıştırıyor. Ben malımı bilmez miyim?'' Bir gün akşamüstü eşim gelmek üzere. Ben de mutfakta yemek hazırlıyorum. Kapı çaldı. Kayınvalidem gelmiş. ''Mutfak dolaplarını siliyordum. Yetişemediğim yerler var. Bir gel de bana yardım et.'' dedi. ''Ayhan şimdi işten gelecek. Ben yemek hazırlıyorum. Ocaktaki yemeği bırakamam. Gündüz söyleseydin gelirdim.'' Akşam temizlik yapamam dedim. Zaten akşama kadar kendi evimle uğraşmışım. Yarın gelirsin o zaman dedi gitti. Mer ağzımı aramak için gelmiş. Her şey yolunda mı diye. Kayınvalidemi gönderdim. Beş dakika geçmemişti. Yemek olmuş mu diye tadına bakıyordum. Tam o sırada içerden eşimin sesi geldi. Olmuş mu yemek hayatım diye. Korkudan tadına baktığım yemek boğazıma kaçtı. Bir de üstüne zil çaldı. Dizlerimin bağ koptu. Öksürü öksürü açtım kapıyı. Eşim gelmişti. Ona hiçbir şey anlatmadım. Neden anlatmadığımı bilmiyorum. İnanmaz diye düşündüm herhalde. Hep tutunduğum bir dal vardı. Nasıl olsa taşınacağız. Nasıl olsa bunlar bitecek. Hep bunu düşünüp motive etmeye çalışıyordum kendimi. Bu olaydan iki gün sonra çok kötü kabuslar gördüm. Gece uyanıp su içmeye kalktım. Mutfağa gittiğimde pencerenin önünde kayınvalidemi gördüm. Arkası dönük bir şekildeydi. Pencereden dışarıya bakıyordu. ''Bu evden gidince kurtulacağını mı sandın?'' dedi. Suratını bana döndü, korkunçtu. Eşim attığım çığlıklara uyanıp geldi. Bu kötü günlerden sonra yavaş yavaş hazırlanmaya başladık. Taşınma işinin hemen olmasını istiyordum. Bunun için de sabahtan akşama kadar eşyaları kolilemekle uğraşıyordum. Eşyaları toplarken yine sağdan soldan muskalar çıkmaya devam ediyordu. Buluklarımdan bir tanesi çok dikkatimi çekmişti. Çünkü bu bir kumaş parçasıydı hem de benim elbisemin kumaşı. Elbisemi kesmiş ve onun üzerine muska yaptırmış. Muskanın birinden saç kılları çıkıyor, birinden tırnak. Demek ki çöplerimize kadar karıştırmış. Benim hep aklımdaydı zaten, bir hocaya gitmek istiyordum. Evde ne kadar muska bulduysam toplayıp ayırdım bir yere. Neyse şükürler olsun ki biz oradan taşındık. Taşınırken de annesiyle yine vedalaşmak istedi eşim. Ziline bastı ama açmadı. Küsmüştü bize gittiğimiz için. Vallahi umrumda bile değildi. Gülü oynaya gittim. Utanmasam davul zurna getirtecektim. O evi tuttuğumuz taraflarda da benim halam oturuyor. Halam gelmişti bana hayırlı olsuna. Onunla konuşurken ben de kayınvalidemin yaptıklarından bahsettim. Tabii hepsini anlatmadım. Birkaç tane şey söyledim. Evde muska bulduğumu falan. Eğer tanıdığın hoca varsa gidip göstermek istiyorum dedim. Halamla bir hocaya gittik. Muskaları da götürüp gösterdim hocaya. Senin kaynananın yaptırdığı bütün büyüler açık uçlu. Yani bunlar dönüp dolaşıp kendisini bulacak. Ne yaptıysa kendine yapmış da farkında değil dedi. Gerçekten de hocanın dediği gibi oldu. Kayınvalidem eşimi her gece aramaya başladı. Korkuyorum yanıma gel diyordu ama biz çok uzak bir yerde yaşıyorduk artık. Öyle her gece gidemezdi yanına. Bu telefonlar bir seneye yakın sürdü. Yani kayınvalidem bunu bir sene boyunca çekti. Sonunda kayınvalidem oradaki evini sattı ve maalesef bize çok yakın bir yerden ev aldı. Ama eskisi gibi değil. Ayda bir ya gelir ya gelmez. Büyü işlerinin de ne kadar tehlikeli olduğunu anlamış oldu. Kötü mü? Hala çok kötü biri. Fırsatını bulunca yine eşimi doldurmaya başlıyor. Ama eşim artık dinlemiyor onu. Sınırı koymayı başardık. Sağda solda benim dedikodumu yapmaya devam ediyor. Neymiş? Ben onun oğluna büyü yapmışım. Kendi yaptığı şeyleri ben yapmışım gibi anlatıyor. Çok canı sıkılırsa her yalandan hasta numarası yapıyor. Eşimin onunla ilgilenmesi hoşuna gidiyor çünkü. Hastaneye götürüp getiriyoruz, hiçbir şey çıkmıyor ve bence hala o paranormal şeyleri yaşıyor. Allah hepimizi böyle insanların şerrinden korusun. Çünkü bunun gibi insanlar yüzünden hapse bile girersiniz. Neyse daha fazla uzatmayayım. Hikayemi dinleyen herkese teşekkür ederim. Başta da size Pınar'ın. Selam abla. Hikayem üç sene önce geldi başımıza. Biz bir apartmanın bodrum katında yaşıyorduk. Maddi durumumuz çok iyi değildi. Bodrum katta yaşayanlar varsa eğer mutlaka ne dediğimi anlayacaktır. Evde çok fazla rutubet olurdu. Bazen su boruları patlar, ne kadar su varsa bizim eve akardı. İşte bu sebeplerden dolayı biz de evi değiştirmeye karar vermiştik. Bir ev bulmuş babam. Bir akşam işten geldiğinde taşınacağız dedi. Ev sahibiyle konuşmuş anlaşmış ama henüz anahtarı almamış. Ev ikinci katta. Yarın hep birlikte gider evi görürsünüz dedi. Ablam, annem, ben evi görmeye gittik. Babam çalışıyordu. Ev sahibi bize evi gezdirdi. Ev gerçekten güzeldi. Yani eski yaşadığımız yere göre saray sayılırdı. Eski evimizde kendime ait bir odam yoktu. Ablamla birlikte kalıyordum. Burada kendime ait odam bile olacaktı. Bu benim için çok iyiydi. O kadar heyecanlanmıştım ki evi görünce. Üstelik bir balkonumuz bile olacaktı. Yıllardır balkonlu bir evde oturmanın hayalini kuruyordum. Balkonlu evlerin önünden geçerken hayranca izlerdim. Bir gün bizim de böyle evimiz olsa keşke derdim. Kafamda balkonu dizayn eder, orada oturup kitap okuduğumu hayal ederdim. İşte sonunda hayalim gerçekleşiyordu. Ama nereden bilecektim ki bizi başka sorunların beklediğini? Başka bir gün babamla tekrar gittik. Bu kez ev sahibinden anahtarı alacak ve depozito ödeyecektik. Binanın giriş kapısı çok büyük demir bir kapıydı. Açılıp kapanırken çok ses çıkarıyordu. Ev sahibi anahtarı verirken babama şöyle bir cümle kurdu. Hayırlı uğurlu olsun eviniz. Yalnız sana evle ilgili söylemem gereken bir şey var. Gece vakitlerinde dışarıdaki demir kapı çalabilir. O sesi duysanız bile sakın açmayın dedi. Bu bize ilginç geldi tabii. Başta korkmadık değil. Acaba geceleri tinerci mi geliyor binaya dedik. Neyse ev sahibi korkmamamız gerektiğini eğer kapıyı açmazsak bir sorun olmayacağını söyledi. Daha da ilginç olan ev üç katlıydı ama üçüncü katı da birinci katı da boştu. Yani binada sadece biz yaşayacaktık. Belki merak edersiniz neden o katları değil de ikinci katı tuttunuz diye. Birinci katın balkonu yoktu. Bizim en büyük isteğimiz balkonlu bir evdi. Üçüncü katın kirası da ikinci kata göre daha fazlaydı yani ikinci kattaki ev bizim için en uygun olandı. 20 senelik bir binaydı. Biz sorunların hiçbirini görmüyorduk. Çünkü sonunda balkonumuzda oturup birlikte çay içecektik. Kısa sürede taşındık, eşyalarımızı getirdik. Ablam, annem ve ben bir günde evi yerleştirmeyi başarmıştık. Zaten çok fazla eşyamız yoktu. Diğer evimiz çok küçük olduğu için fazla bir şey alamazdık. Benim odam içinde ikinci elciden bir yatak almıştık. Dünyanın en mutlu insanıydım. O gün yıllardır hayalini kurduğumuz şeyi yaşadık. Akşam yemeğini hep birlikte balkonda yedik. Ardından da güzel bir çay demledi annem. Anlattıklarım size çok basit gelebilir ama ben rüyada gibi hissediyordum kendimi. Mer ne güzelmiş yukarıdan aşağıya bakmak. O gece her şey çok güzeldi. Hepimiz çok mutlu ve huzurluyduk. Gece yarısına kadar oturup balkonun tadını çıkardık. Sonra da odalarımıza geçtik. Yaz ayı olduğu için bütün pencereler açık. Neyse saat kaç olmuştur hatırlamıyorum ama rahat bir ikiyi geçmiştir. Güm güm diye seslere uyandım. Birisi aşağıdaki demir kapıyı tekmeliyor. Ama sanki kıracak gibi vuruyor. Babam, annem, ablam hepimiz uyandık. Babam uykulu tabi tam aşağı inecekti kimmiş bu diye. Annem durdurdu. Ev sahibini dediğini hatırlamıyor musun? Demir kapıya vurulursa açmayın demişti. Sakın inme aşağı. Tinercidir belki başka biridir dedi. Balkondan bakıyoruz ama aşağıdan kimse gözükmüyor. Annem de babamı bırakmıyor. Sesler de kesilince döndük yatağımıza. İkinci gün aynı, üçüncü gün aynı. Bir haftamız böyle geçti. Artık yine yaşayınca bu durumu babam dayanamadı. Ben inip bakacağım aşağı. Bu böyle olmaz, her gün bunu mu dinleyeceğiz? Tinerci ise de ağzına iki tane çakar yollarım. Böyle korkuyla mı yaşayacağız? Yarın bir gün ben köye gitmek zorunda kalacağım belki. Gece tek başınıza kalacaksınız. Nasıl idare edeceksiniz o zaman dedi. Bir şey diyemedik, babam da haklıydı. Siz burada beni bekleyin. Ne ses duyarsanız da aşağı sakın inmeyin dedi. Annem, ablam, ben birbirimize sarıldık. Kapının orada bekliyoruz. Babam aşağı inip kapıyı açtı. Biz yukarıdan sesini duyuyoruz. Kim var orada falan diye bağırdı babam. Neyse sonra yukarı çıktı. Aşağıda hiç kimse yok. Bahçeye kadar dolandım, kimseyi göremedim. Demek ki sesimi duyunca kaçtı dedi. Biz daha içeri girdik, kapıyı yeni kapattık. Demir kapı güm diye kapandı. Babama baktık hemen. Baba kapıyı açık mı bıraktın dedik. Yok ya kapıyı açık bırakmadım. Bırakır mıyım hiç? Ben bir daha inip bakayım dedi. Babam bakıp geri geldi. Yine bir şey yok. Ya sen kapıyı açık unuttuysan, o tinerci de binaya girip saklandıysa, şu an binanın içindeyse binaya da bakmak lazım dedik. Babam yine çıktı. Katları tek tek dolaştı. İçiniz rahat olsun, binada hiç kimse yok dedi. İşte o gün o gece kapıyı açtığımız için başımıza gelmeyen kalmadı. Geceleri demir kapıdan ses gelmiyordu artık. Ama bu kez evimizin içinden geliyordu sesler. Yatak odamdaki kapıya vuruyordu biri mesela. Ablam ya da annem zannediyordum. Gir dediğim halde giren olmuyordu. Açıp baktığımda sadece boşluğu görüyordum. Sorduğumdaysa kimse gelmemiş oluyordu. Bunu sadece ben de değil, hepimiz yaşıyorduk. Babam ev sahibini aradı. O kapıyı çalan şeyin ne olduğunu sen biliyor musun? Ben o gece kapıyı açtım. Sonra o sesleri evde duymaya başladık. Ne biliyorsan bize anlat dedi. Ev sahibi o kadar kızdı ki babama. Sen ne yaptın adam? Ben seni uyarmadım mı? Kapıyı açmak ne demek? Kapıya gelenler insan mı sanıyorsun? İnsan değiller. Belli ki evinizin içine kadar girmişler. Benim bundan sonra yapabileceğim hiçbir şey yok dedi. Babam daha cevap bile veremeden ev sahibi telefonu yüzüne kapattı. Yeni yeni anlıyorduk artık binada neden sadece bizim olduğumuzu. Allah'ın her günü kabus görüyordum. Mutlaka karabasan çökerdi kendi kendine açılıp kapanan lambalar, musluklar, evde herkesin birbirine sen mi bana seslendin diye sürekli sorması, toplu bıraktığımız evi dağınık bulmamız, daha neler neler. Hatta bununla ilgili bir şey daha anlatayım size. Babam işteydi, biz de üçümüz pazara gitmiştik. Pazar alışverişinden dönerken bir tanıdığımızla karşılaştık. Annem de illaki bize gel bir kahve içelim dedi. Kadın da takıldı peşimize. Eve geldik, kapıyı bir açtık, her yer her yerde. Böyle bir dağınıklık olamaz. Sanki yıllardır toplanmamış gibi. Eve hırsız girse ancak bu kadar dağıtır. Annem o kadar utandı ki kadından. Yani biz yaptık dese olmaz, cinler yaptı dese hiç olmaz. Utancımızdan yerin dibine girdik. Kadın da içeri girmedi zaten durumu görünce. Ben başka bir zaman uğrarım size, zaten çok işim vardı. Hadi Allah'a emanet olun dedi gitti. Annem hem sinirinden hem de korkusundan ağladı. Babam gelince artık burada yaşamayalım dedik. Ve başka bir ev bulup oraya geçtik. Allah'tan orası da balkonlu. Şu an hala burada yaşıyoruz ve size hikayemi balkondan yazıyorum. Bu korkunç tecrübeden sonra hepimizde travma kaldı. Şimdi ne zaman çok gürültülü bir şekilde kapı çalsa aniden irkiliriz. Hepimizin de iyileşmesi zaman alacak. Ama çok şükür o günleri geride bıraktık. İnşallah hikayemi yayınlarsınız. Merhaba, bir hikayem var. İzninizle anlatmak isterim. Hikayem başta fal bakmakla başladı. 13 yaşında keşfettim. Bir arkadaşıma bakmak istedim. Fincanı açtığım an şakır şakır döküldü her şey. Fincana bakıyorum sanki boş ama hayatı gözümün önünden geçiyor. Olan olmayan her şeyi söyledim. Bu özelliğimi fark ettikten sonra başta çevreme bakmaya başladım. Sonra herkesin beğenisini toplayınca internet üzerinden bakmaya devam ettim. Fal bakmayı bir yana bıraktım, bir insanın üzerinde büyü olup olmadığını her zaman hissederdim. Bu özelliğin çocukluğumdan geldiğini düşünüyorum. Çünkü ailemde bakabilen bir sürü kişi var. Asıl noktaya gelirsek, 2023 Ekim ayında fal bakmayı bırakmak zorunda kaldım. Hamile kaldığımda olaylar sıra sıra başladı. İlk önce rüya yoluyla rahatsız edilmeye başladım. Ondan sonra kulağıma tuhaf hitaplarla seslenildi. Eşimin ya da annemin ses tonunu duyuyordum. Birçok kelime sarf ediliyordu. Uykuyla uyanıklık arasında tam algılayamıyordum. Ama konuşma seslerini duyuyordum. Gece genelde 3 buçuk sularında hep rahatsızlanıp uyanırdım. Kedim vardı. Her zaman Alaturka tuvaletin kapısında bekler, tuhaf tuhaf hareket edip çılgına dönerdi. Başta acaba evde mi bir şey var diye düşündüm. Fakat evle alakalı bir sorun olmadığını öğrendik. Çocuğum doğana kadar bu böyle sürdü. Doğumdan sonra da lohusalık dönemin başladı. İlk iki hafta çok durgundum. Ne kulağıma fısıltı geliyordu ne de tuhaf şeyler görüyordum. Ta ki üçüncü haftaya girene kadar. Annem yanımda kalıyordu, aynı odada yatıyorduk. Çocuğumu yutup annemin yanına koydum. Ben de uyumaya hazırlandım. Uykuyla uyanıklık halindeyken, başta odaya giriş kısmında bir gölge gördüm. Fakat bu gölge epey uzundu. Ondan sonra gözlerimi açamadım, konuşamadım da. Üstüme bastı bir şey. Tek kelime etmedi. Bunu bir şekilde atlattım. İki gün sonra yine aynı şekilde uykuyla uyanıklık arasında sağ tarafıma dönük şekilde yatıyordum. Başımda biri dikiliyordu. Kafamı döndürüp baktığımda annem olduğunu gördüm. Birkaç kez seslendim anne ne yapıyorsun diye. Ama hiç cevap alamadım. Kıza bir şey mi oldu? Neden konuşmuyorsun dedim. Sonra yavaşça çömeldi. Başucumda durdu ve gülmeye başladı. Güldükçe ağzı genişliyor, korkunç bir hal alıyordu. Sabahına anneme bu olayı anlattım. Annemle gece sürekli geliyorlar yardım edin diye bağırdığımı ve annemin elini tutup bırakmadığımı söyledi. 40 gün dolduktan sonra da gitti. Eşimle yalnız kalmıştık. Bu olan olaylar hep iki gün arayla oldu. Eşimle yine aynı annemle yattığımız gibi ayrı yataklarda uyuyorduk. Bebeğimiz de ninni beşiğinde yatıyordu. Yine gece üç sularında yatakta tepinmeye başlamışım. Eşimin dediğine göre bağırmışım. Eşim de korkup kaldırmış beni. Dua okutmuş ama hiçbirini hatırlamıyorum. İlk tam olarak hatırladığım olay kızımla evde yalnız kaldığımız gündü. Saat sabah ondu, uyutmuştum kızımı. Ben de dinlenmek için yattım. Kolumda bir el hissettim. Gözlerimi zar zor açıyordum. Eşimin adını sayıkladım birkaç kez ama ne ses vardı ne de cevap. Ondan sonra zorla başımı kaldırdım. Kimse yoktu. Yarım saat sonra kolumda el hissettiğim yerde derin bir çizik olduğunu fark ettim. Bu yaşadığım son olaydı. Genel olarak düzenli bir periyotta ilerliyor olaylar. Bu konuları bilen biriyle konuşmak için araştırma yapıyorum. Bundan birkaç yıl önce arkadaşım bir hüddama götürmüştü. Biz daha kapıdan içeri girer girmez çok ağır bir enerjim olduğunu ve yıldız çocuk olduğumu söylemişti. Özelliklerim varmış ve bu özellikleri kötü anlamda kullanırsam başıma beladan başka bir şey almazmışım. Olay bana kalırsa da bundan ibaret. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi günler Pınar'ın. Size kendi yaşadığım hikayeyi değil, babaannemin kız kardeşinin hikayesini anlatacağım. Babaannemin kız kardeşinin adı Satı. Satı teyzem 14 yaşındayken evlendirilmiş. Evlendikten 2 sene sonra Satı teyzenin kocası köyde birileriyle kavga etmiş. Sebebi su kavgası. Sen bahçeni çok suladın, ben az suladım diye köyde biriyle kavga ediyor. Kavga ettiği adam buna ağzı alınmayacak küfürler ediyor. Bu da adama iki yumruk atıyor. Adam gidiyor gitmesine de elinde silahıyla tekrar dönüyor. Bu kez Satı teyzenin kocasını bahçesinde öldürüyor. Satı teyze daha 16 yaşında 2 senelik evliyken dul kalmış oluyor. Olaylar kocasının cenazesinde başlıyor. Şimdi hikayenin asıl can alıcı noktasını anlatıyorum. Cenaze evine 30'lu yaşlarında bir kadın gelmiş. Satı teyze kadını tanıyamamış ama sen kimsin diye de sormamış çünkü ev bir hayli kalabalıkmış zaten. Acısı da olduğundan kimseyle uğraşacak durumda değilmiş. Gecenin ilerleyen saatlerinde artık misafirler başın sağ olsun diyerek evi terk etmeye başlamışlar ama bu kadın hala oturuyormuş. Topu topu 4 ya da 5 kişi kalmış evde. Onlar da çok yakınlar ama o kadın hala gitmiyormuş. Satı teyze de yanındaki komşusuna sormuş. Şu kadın kim? Sabahtan beri burada. Kimseyle de konuşmadı. Sen tanıyor musun demiş. Komşusu şaşırmış. Hangi kadından bahsediyorsun? Burada sadece biz varız demiş. Öyle deyince Satı teyze korkmaya başlamış. Anlamış ki o kadını kendisinden başka hiç kimse görmüyor. Komşusu da senin halin iyi değil. Bu gece bizde kal. Yarın sabah dönersin evine demiş. Satı teyze kabul etmiş. O geceyi komşusunda geçirmiş. Sabah olup eve geldiğinde bir de ne görsün? O kadın hala evde bekliyor. Sen kimsin diye sormuş kadına. Kadın da ona zarar vermeyeceğini, korkmaması gerektiğini söylemiş. Beni kocan göndermişti. Eğer bir gün bana bir şey olursa karım sana emanet. Ona yardımcı ol demişti. Ben de sözümü tutmaya geldim demiş. O olay da şöyle. Sata teyzenin kocası yıllar önce bu cinli bir ölümden kurtarmış. Cin de ona sen benim hayatımı kurtardın. Ben de senin için ne istersen yapmaya hazırım demiş. Artık adamın da içine mi doğdu neyse. Bir gün evlenirsem ve karım dul kalırsa bana bir şey olursa karıma yarenlik et demiş.'' Bu dişicinin adı Soze'ymiş. Zamanla Satı teyze Soze'ye çok alışmış. Evde birlikte yaşıyorlar, nereye giderlerse de birlikte gidiyorlarmış. Tabii onu köyde hiç kimse görmüyormuş. Sadece Satı teyze görüyormuş. Eşe dosta da bahsediyormuş. Ben artık Soze diye biriyle yaşıyorum diye. Eş dost üzülmeye başlamış durumuna, özellikle de babaannem. Gencecik yaşında dul kaldı, aklını yitirdi diyorlarmış. Ama bu deli yaftalamaları çok uzun sürmemiş. Herkes Satı teyze'ye inanmaya başlamış. Köylerde tandır vardır. Ekmek yapılır bilirsiniz. Köyde biri ekmek yapacağı zaman en az 5-6 kişi toplanır, akşama kadar ekmek yaparlarmış. Ama Satı teyze kimseyi çağırmıyormuş ekmek yapacağı zaman. Soze bana yardım eder diyormuş. Gerçekten de akşam gelip baktıklarında 5-6 kişinin yapacağı iş yapılmış oluyormuş. Satı teyzenin bunu tek başına yapması imkansızmış. Böyle böyle daha birçok olay anlatılır. Bazen 10 kişinin bir günde zor bitireceği işi Satı teyze 1-2 saatte bitiriyormuş. Tabi Sozen'in yardımıyla. Bunu da saklamıyormuş, açık açık söylüyormuş. Köylüler de artık bunun tesadüf olamayacağını anlamışlar. Başlarda insanların arasında karışmaya devam eden Satı teyze zamanla kendi iç dünyasına çekilmiş. Çok önemli işleri olmadıkça dışarı çıkmıyormuş. Kimsenin evine misafirliğe gitmiyormuş. Bir gün babaannem Satı teyzeyi ziyarete gitmiş. Eli de boş gitmemek için ceviz, domates, salatalık götürmüş. Babaannemlerin ceviz ağaçları varmış. Satı teyzenin yokmuş. Zavallı yesin şunlardan diyerek bir çanta hazırlamış. Neyse gitmiş Satı teyzenin yanına. Satı teyze getirdiklerini görünce bunları niye getirdin ki? Benim ambarım dolu zaten demiş. Babaannem şaşırmış. Nereden aldın cevizleri demiş. Kimseden almadım. Bana soze getiriyor. Gel sana yerini göstereyim demiş. Babaannem bir bakmış ki çuval çuval ceviz var. Yani şöyle söyleyeyim, babaannemin ceviz ağaçları olmasına rağmen o kadar çok cevizi yokmuş. Hayretler içinde kalmış. Sadece ceviz de değil, evinde hiçbir eksiği yokmuş. Yeter ki satı teyzem istesin. Soze anında bir yerden bulup getiriyormuş. Babaannemle şakalaşmışlar orada. Şu sozeyi bir iki günlüğüne de bana ver. Biraz da bana yardım etsin demiş babaannem. Satı teyze olmaz demiş. O benim yanımdan hiçbir yere gitmez. Aradan birkaç hafta geçmiş, babaannem yine ziyaretine gelmiş. Evde bulamamış Satı teyzeyi. Yandaki komşusuna sormuş. Nereye gitti sen gördün mü demiş. Kadın da az önce mezarlıktan geldiğini ve Satı teyzeyi orada gördüğünü söylemiş. Babaannem çıkmış mezarlığa gitmiş. Bu herhalde kocasını ziyarete gitti demiş. Ama mezarlığa gidince orada olmadığını görmüş. Orada başka bir adam görmüş. Yine köylülerden biri. Ona sormuş. Satı burada mıydı? Evde bulamadım da demiş. Adam da ben şimdi mantar topladım da geliyorum. Satıyı da orada gördüm. O da mantar topluyordu demiş. Neyse babaannem evine dönmüş. Evin önüne gelince bakmış Satı teyze kapının önünde oturuyor. Sen ne ara geldin buraya demiş. Mezarlığa gittim oradan da mantar toplamaya. Bak sana da mantar getirdim. Sen seversin demiş. Satı teyzenin bunları yapması yine mümkün değilmiş. Çünkü hem mezarlık hem mantar toplanan yer hem de babaannemin evi birbirine çok ters noktalardaymış. Babaannem şaşırınca Satı teyze şöyle demiş. Soze beni sırtında gezdiriyor. Soze o kadar hızlı ki kırk vasıta yetişemez gücüne demiş. Böyle böyle tam 15 sene boyunca Soze ile birlikte yaşamış Satı teyze. Hem köylülerin şahit olduklarına göre hem de Satı teyzenin anlattıklarına göre Soze bütün işleri eksiksiz yapıyormuş. Üstelik uyku da uyumadığı için geceleri de çalışıyormuş. Yine köydekiler ya sobadan ya da tandırdan duman çıktığını gece vakti görüyormuş. Satı teyze çok da cömert biriymiş. Ekmeği bitene ekmek verirmiş, buğdayı bitene buğday verirmiş. Aslında gencecik, dul kalmış birisi. İnsanların ona yardım etmesi beklenir. Ama o insanlara yardım ediyormuş. Neyse zaman geçmiş, Satı teyze 30 yaşını bitirmiş. İstemeye gelenler, evlenmek isteyenler oluyormuş. Ama Satı teyze hiç istemiyormuş. Rahmetli işini o kadar çok seviyormuş ki cennette de onunla olmak istediğini söylüyormuş. Bir gün babaannemin kapısını çalmış. Kendi evinin anahtarını vermiş babaanneme. Bu anahtar artık senin. Ben gidiyorum demiş. Babaannem nereye gidiyorsun demiş. Artık vaktim doldu. Bir daha görüşemeyeceğiz. Hakkını helal et demiş babaanneme. Babaannem ne kadar zorlasa da başka bir şey anlatmamış. Helalleşmişler ve anahtarı almış. Satı teyze evden ayrılınca babaannem de peşinden gitmiş. Takip etmiş onu. Bakmış mezarlığa gidiyor yine. Gitmiş kocasının mezarının yanına oturmuş. Bu kendine bir delilik mi yapacak diye babaannem bir iki saat izlemiş ağacın arkasından. Ama hiçbir şey yapmamış. Oturuyormuş sadece. Eve dönmüş o da. Gece saat 2-3 sularında kapısı çalınmış. Gelen kişiler ona Satı teyzenin mezarlıkta vefat ettiğini söylemişler. Babaannem inanamamış. Saçını başını yolmuş. Keşke onu orada bırakmasaydım, benim yüzümden oldu demiş. Ama olanla ölene çare yok demişler. Demek öleceğini biliyordu zaten, evin anahtarını da bıraktı. İçindeki her şeyi babaanneme bıraktı. Satı teyzenin ölümünden sonra bir ay kadar bazen evinin ışıkları yanmış, bazen de tandırından dumanlar çıkmış. Bir ay sonra ise hiçbir şey kalmamış geride. Bazı eşyaları babaanneme almış, bazılarını da köylüye dağıtmışlar. İnşallah şimdi de eşi de kendisi de cennettedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.